Evet arkadaşlar, hakikaten hepinize sevgiler, saygılar. Video çekmeye devam ediyoruz hakikaten. Bu da bugün için son videomuz. Sevgi yolundayız. Sevim biraz herhalde ki bugün hiç denize giren görmedim. Mutlaka vardır aslında. Bana denk gelmedi. Benim sürekli dile getirdiğim söylediğim bu taşlar, çakıllar artık denizin içinde 25 metre kadar içerilerde var, taş çakıl dolu. Bu taşların, çakılların ben temizlenmesini isterim açıkçası. Plaj temizleme makinesi o işe yarıyor. Ama amacına uygun bir şekilde Şarköy'de bu makine kullanılmıyor. Sadece kumda gezdirildi. Bu taş çakıl gene olduğu yerde duruyor gördüğünüz gibi. Plaj iskelelen cennet otobüsü sürekli böyle kendi kaderine baş başa. Şurada ben 70'liyim, benim çocukluğumdan beri belli bir seneye kadar Şarköy'de bu şekilde taş çakıl yoktu, sadece kumdu. Biz kumlara adımızı yazardık, oynardık yani, her tarafta kumdu, taş yoktu. Maalesef yıllar yılı sürekli deniz tabii ki taş da getir, çakıl da getir. Ama temizlersen mutlaka güzel görüntüler de olur. Temizlemezsen işte böyle her taraf taş çakıl dolar. Belli bir zaman sonra artık denize girmek de mümkün olmaz. Yani gerilir mi? Gerilir gene ama işte insanlar zorlar. Başka yerlere gitmeden sebep olur. Ve birçok tanıdığım yazın Saroz'a gittiğini söylüyorlar. Sık bundan dolayı. Şu taştan çakıldan dolayı Saroz'a gittiklerini söylüyorlar. Orada yok mu? Belki orada da var, bilemem ama ben isterim ki şu gözünüzde gördüğünüz yer Şarköy'ümüzün en önemli plajı ve buranın taştan çakıldan arınmış, tertemiz olmasını isterim. İnsanlar buraya gelen, ilk defa gelen insanlar burayı övgüyle anlatsınlar, sevgiyle anlatsınlar, güzellikleri anlatsınlar. Taşların, çakılın, denizin kullanıldığını, ne bileyim, bütün olumsuzlukları anlatmışlar. Zaman zaman sayfamızda bunlarla ilgili de şikayetler geliyor. Deniz çok bulanık diyorlar. Denizin bulanık olması sığ bir deniz olmasından kaynaklanıyor. Yani açıkta şu anda mavilikleri görüyorum. Burası şu anda bulanık gibi görünüyor ama denizimizin sığ olmasından kaynaklanıyor. Bu kirlilik değil. Yerden kumu çabuk kaldırdığı için. Şarköy'ün plajı şu anda durum bu.
Şarköy'de son durum bu arkadaşlar. Dört beş renk görüyoruz. Ondan sonra bir değişik tonlar var. Sonrasında sarımsak. Değişik tonlar var. Sevgi yolunda şöyle kısa bir tur yapacağız. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Bugün videolarımız bu kadar. Haftaya artık Allah nasip ederse fırsatımız olursa yine video çekmeye devam ederiz. Sanırım haftaya, bir hafta sonra yani, hava sıcaklıkları tahminimce daha da düşer. Artık biz iyice bir kış moduna girmiş oluruz. Çünkü Ekim'in şu anda 18 değil mi? 19 öyle bir şey olması lazım. Yavaş yavaş kış geliyor artık yani. Ekim sonu. Soba yakanlar ya da kombi, doğalgaz kullananlar yavaş yavaş artık yakmaya başlayacaklar diye düşünüyorum bay sonundan itibaren. Genelde her sene aynı olur. Şayet Bursa'da olsaydım bu zamanlarda her sene kestane toplamaya giderdim Uludağ'a. Telifik de çıkardım. Telifikten aşağıya doğru doğada, tabiatta dolaşa dolaşa, baş başa böyle çok güzel bir ortam, ormanda kestane toplardım, gezinti yapardım, çok güzel oluyordu. Burada öyle bir imkanımız yok ama şu anda Uludağ'ın eteklerinde işte teleferikle çıktığınız zaman Kadıyayla da iniyorsunuz teleferikten, sağ taraftan aşağıya doğru kestane topla topla iniyordum, güzel ortamda. Şarkımız farklı. Şarkıda yapabileceğimiz en fazla şey şu. Bisikletle gezebiliyorsun. İşte çok istersen Sarabiyan'da doğada, tabiatta dolaşabilirsin. Zaman zaman zaten onları da yapıyoruz. Zaman zaman zaten onları da yapıyoruz. Yani. Bugün değişik yerlerde, Şarköy'ün değişik yerlerinde videolar çektim. Erdal arkadaşımızın babası Abdullah Bey bizi davet etti. Sağ olsun onlar da gittik, sohbet ettik. Yine sağ olsun bir arkadaşla. Sağ olsun bir arkadaşla tanıştık Hüseyin Bey'le. O bize saz çaldı. Onlarla tanıştık. Güzel bir ortam oldu. Kışlık için odunlar kesiliyor, hazırlık yapılıyor. Akses mobilya kadar geldik. Dükkan kapalı bizim bugün, pazar olduğu için. Yarın faaliyete devam. Arkadaşlar sizler için bugün yine videolar çektim. YouTube kanalımıza yükleyeceğiz videolarımızı. Videolarımıza abone olmadan izleyen birçok arkadaşımız var. 100 kişide 72 kişi. Bu 72 kişiye sesleniyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Bize destek olursanız sevinirim. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.
Sağ alt abone ol butonuna dokunmayalım. Her şey sizin için. Şarkı'dan videolar çekmeye devam edeceğiz inşallah yine. Videolar sizin için. Allah'a emanet olun arkadaşlar.